O soğukta işte o gazdan dolayı, arabasından sızan gazdan dolayı hayatını kaybeden bir dostumuz var. İsmet Yanık, Körfez ilçesinde nakliyecilik yapıyor İsmet Yanık. Kahramanmaraş merkezi depremde hasar gören illere Malatya'ya yardım malzemesi götürmek için önceki akşam minibüsüyle yola çıktı. Hatta bu yolda seyrederken yollardan da bilgiler verip videolar çekiyordu. Şimdi şuraya gittim, şunu yapabildim çok şükür diye. Bu yardımları dağıtıyordu arkadaşlarıyla beraber. Isınmak için aracında klimayı açarak uyudu maalesef. Bir süre sonra yanına gelen arkadaşı aracın kapılarını açamayınca ve yanığın tepki vermemesi üzerine bölgede bulunan AFAD ekibinden yardım istedi. Aracın kapısı açıldı. Maalesef yanığın zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Bak son paylaşımlarına bak. Tabii Allah rahmet eylesin diyelim ama. Şu anda Düzce'deyim diyor. İstikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım. İmkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım. Şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı. Zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın. Belki vicdana gelirsiniz. Belki ben çok büyük bir yardım götüremiyorum diye paylaşım yapmıştı hayatının son dakikalarına yaklaşırken. 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım dedi. Evli ve 3 çocuk babası. İsmet Yanık'ın cenazesi cumartesi günü Körfez'de toprağa verilecek. Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet, ailesine de sabırlar diliyoruz. Yardıma giderken maalesef ki arabada uyuyor. Ve klimayı açtığı muhtemelen de egzozdan hayatını kaybediyor. Hava şartları gerçekten çok sert. Ses var değil mi sosyal medya paylaşımlarında evet. İsmet kardeşimizin? Şu anda Düzce'deyim. İstikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım. İmkanım olduğu sürece, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Kendi aracımla minibüsümle çıktım. Şu anda bir başımayım. Vicdan olan herkese yapacağını yaptı. Sadece vicdansızlara sesleniyorum. Belki çok büyük bir yardım götüremiyorum. Yapacağım 3000 tane, 4000 tane ekmek alacağım. Keşke aramızda olsaydı. Yani işte böyle vicdanlı geride 3 tane çocuğunu eşini evinde otururken çıkmış yollara düşmüş. Yapabileceğim 3000-4000 tane ekmek alabilmek belki diyor. Şimdi biz kalkıp o ekmeği 14 liraya satan o kişiye nasıl kızmayalım? Neyse peki bu yardımlardan bahis açmıştık biraz oradan devam edelim istersen.